isimlerin beklediğini maalesef... Kesinlikle o konuda Hacer Fogo'yla siz de, hatta biz de maalesef ki hemfikiriz, öyle görünüyor. 2025 özellikle çok daha zor olacak gibi görünüyor. Buyurun Sayın Salimciğim. Ya bütün bunlardan çıkan netice aslında biz soyuluyoruz. Evet. Yani biz 84 milyon ki bunun çok %5 onluk bir mutlu azınlığı bir kenara koyarsak bu toplumun %85-90'ı bu keyfi iktidar eli ile soyuluyor. Yani aslında bunun izahı bu. Çünkü onun sebebi de tabii ki hukuksuz bir düzen. Evet. Hep tekrarladığım bir şey var. Yani yoksulluğun sebebi yolsuzluktur. Yolsuzluğun sebebi hukuksuzluktur. Yani bir toplumun, bir ülkenin %80'i gittikçe fakirleşiyorsa, yani o orada farklı bir düzen işliyor demektir ki bu soygun düzenidir. Yani bir servet transferi aslında en basit tabiriyle dediğim gibi bir hırsızlık, bir soygun düzenine işaret eder. Bir taraftan alır, dar bir oligarşi üzerinden bir rant ekonomisiyle yarattığınız değerleri o servet transferi yaparak bir grubu zenginleştirirsiniz. Bunun kendiniz sonu gelmeyecek mi? Ya bunun sonunun gelmesi için bu ülkede bu farkındalığın yani yükselerek hukukun inşa edilmesi gerekiyor. Bakın demokrasilerin gelişme tarihi yani gelişme sürecine baktığınızda hepsi aslında halktan toplanan vergilere halkın sahip çıkarak itiraz etmesi, onun hesabını sormasıyla ilişkilidir. Vergisinin, çünkü benden zorla alınan bir para, yani bütün herkes için söylüyorum, alın terinizle kazandığınız bir para devlet tarafından kamu gücü kullanılarak elinizden alınıyor. Ya sonuçta vergisinin bu kendisinden alınan paranın hesabını sorabiliyorsa o ülkede insanlar, orada bir demokrasi vardır ve o insanlar vatandaştır. Haklarını kullanabilen vatandaşlardır. Eğer siz verginizin hesabını soramıyorsanız, ya bırakın verginizin hesabını, sürekli sizden alınan paraların nereye gittiğini bile bilemiyorsanız siz vatandaş değil bir kul ve kölesiniz demektir. Orası da demokrasi falan değil, hukukun hiç olmadığı, işte keyfi yönetimler oldu, padişahlık, krallık adına ne derseniz deyin otoriter yönetimlerdir. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes bir düşünsün. Yani bu devletin yönetimini bir binanın yönetimiyle eşdeğer kılabilirsiniz. Oturduğunuz binanın yöneticisi sürekli size aidat saldığını düşünün. Her gün diyor ki bana 5 lira daha vereceksin, 1000 lira daha vereceksin. Sebebini de söylemiyor. Evet, niye bunu veriyorsun? Ya gerektiği için istiyorum. Sana hesap mı vereceğim diyor bir de. Şimdi yöneticiniz her gün sizi kapıda karşılıyor. Bir süre sonra diyor ki şu aidatı vermezsen kapıdan içeriye de sokmam seni. Evine almam, binaya sokmam ya da dışarıya çıkartmam. Şimdi parayı veriyorsunuz, sürekli sizden para alınıyor. Dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya bunu nereye harcadınız? Bunun bana hesabını ver. Ya sen kimsin diyor, sana niye hesap vereyim, ben Allah'a hesap veririm. Ya da en fazla diyor millete hesap veririm ya da en fazla binaya hesap veririm. Ne zaman? Ya ne zaman istersem. Şimdi bu kadar keyfi bir yönetimi binanızda kabul eder misiniz? Şirketinizde kabul eder misiniz? Ya çocuğunuza verdiğiniz paranın bile hesabını sorarsınız. Tabii. Ama bu ülkede soramıyoruz. Yani bir belirli bir oligarşiye işte kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiği, 21B üzerinden ihalelerle devletin nasıl soyulduğu, kamu özel işbirliği projeleri üzerinden bire yapılacak işin 20'ye yapıldığı, onun bir ticari sır sayıldığı vesaire, bunları uzatın uzatın uzatın, sonuç derinleşen yoksulluk, sonuç hepimiz için kararmış gelecek. 3 kuruşa muhtaç hale gelmiş, işte işsizlik almış gitmiş, bir tarafta sahtekar bir TÜİK verileri, hiçbir gerçekliğe uymayan, emek hırsızlığının başka bir örneği. Çünkü onun verileri üzerinden emeğin ücreti belirleniyor. Orada yapılan bir hırsızlık ve bunlara toplum olarak sessiz kalışımız, böyle kaderine boyun eğmiş bir şekilde yarınki şeyi beklemek. Evet. Yani ne oldu mesela, beşli çete diye bir şey vardı. Değil mi? Var abi. Yani seçimlerden önce yeri göğü yıkıyorduk. Kitaplar yazılıyordu, pankartlar asılıyordu, ortalık yangın yerine çevriliyordu, bu farkındalık. Sonra birdenbire yani ne ses hatta kaldı, bir ara ne seda kaldı. Hatta demeyi yasaklıyorlardı. Evet, yani şimdi bakın o soygunların, suistimallerin nerelere vardığına ilişkin bir sürü şeyler vardı, açıklamalar, bir sürü çalışmalar.
Şu anda göremiyoruz. Ya bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu hale gelmiş ülke ve 22 yıldır böyle bir düzeni bu ülkede uygulayan iktidar, tek bir yolsuzluk davası yok ya. Ya tek bir yolsuzluk davası yok bu ülkede. Bu ülkenin ticaret bakanı hepimizin gözünün içine baka baka bakanlığını soydu. 10 liralık malı 30 liraya kendi şirketinden bakanlığına sattı. Bakanlığını dolandırdı. Teşekkür edilerek gönderildi. Ne arkasında bir soruldu ne bir şey ortaya çıktı. Hariri ailesi 20-25 milyar dolar bu ülkenin parasını çaldı götürdü. İki kere sarayda itibar görerek tekrar konuk edildi. Sayın sayabildiğiniz kadar. Şimdi bunları yapmadığınız sürece, böyle bir düzeni ihdas etmediğimiz sürece, yani bu ülkenin muktedirlerinin, bu ülkenin yöneticilerinin, bu ülkenin iktidarının da bizler gibi meri hukuk kurallarına, yürürlükteki mevzuata uymasının zorunlu olduğu bir hukuk düzenini inşa etmeden buradan çıkamayız. Evet. Hukukun üstünlüğü dediğimiz bu. Ya ben bir kurala uyuyorsam başta sen de uyacaksın. Senin yaptığın her iş ve eylem ve işlem bir hukuk bağımsız, tarafsız bir yargı denetimine tabi olacak. Kim denetliyor? Allah versin. Hiç kimse. Varlık fonu varlığımızın efendim %80'ini almış gitmiş. Oradan kredilerle nerelere ne milyarlar peşkeş çekilmiş. Ne karşılığını soran var, ne arkasını arayan var. Ya biz hala değil mi? Demirören'in Ziraat Bankası'nı bir şekilde dolandırılarak alınan o kredilerin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Biz hala kamu özel işbirliği o sözleşmelerinin benim adıma, kamu adına yapılmış olmasına rağmen içeriklerini bilmiyoruz. Ticari sır diye dayatılıyor bize. Evet. Ya buradan ne çıkacak? Onlara ait her şey. Ya buradan sır, ne çıkacak? Maalesef. Buradan bunun dışında bir görüntü çıkmaz. Yani onun için diyorum ki bir an evvel yarından tezi yok. Bu ülkenin tek acil gündeminin bu ucube yapıdan, bu fakirliği dayatan, yoksulluğu derinleştiren ve bunu bakın ve bunu öyle tesadüfen efendim beceriksizliğinden, bilgisizliğinden, yönetememesinden değil, bile isteye, bilinçli bir ekonomi politik ile bu ülkeyi soyarak, bir rant ekonomisiyle kamu kaynaklarını yandaşa peşkeş çekerek hepimizin fakirleşmesi pahasına yapan bir iktidardan kurtulmak. Bunun yol ve yöntemlerini aramak. Yarından itibaren durum tespitini geçtik artık biz. Çünkü zaten artık evet yani durumu tespit ede yorulduk. Kesinlikle. Artık çözüm üretmemiz gerekiyor. Şimdi son 10 dakikam kaldı. Önce Sayın Karatepe'ye 5 dakika süre vereyim. Daha sonra da Sayın Poggo'ya. Buyurun Sayın Karatepe.